Merhaba sevgili izleyiciler. Ben astrolog Yasemin Sürer. Geldik 25-31 Ekim haftasına. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor. Şöyle haftanın genel gökyüzü hareketlerini size anlatmak ve ardından da burç ve yükselen burcunuza göre haftayı değerlendirmek istiyorum. Günlük yorum ve astroloji hakkında daha fazlası için beni Instagram'da astrolog Yasime Sürer sayfamdan takip edebilirsiniz. 20 Ekim Koç dolunayının etkilerini de yaşamaya devam edeceğimiz yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftanın önemli gökyüzü hareketleri arasında hafta ortası etkili olacak ama asıl 27 Ekim çarşamba günü netleşecek. Venüs ve Neptün karar açısı hemen arkasından 28 Ekim perşembe günü kesinleşecek. Venüs-Jüpiter arasındaki iyicil açı hem gerginliği hem de uyumu beraberinde getirecek. Hayallerimiz ve gerçekler arasında gidip gelirken İlişkilerimiz ve para konularıyla ilgili görmezden geldiğimiz gerçekler hayal kırıklıklarımızı arttırabilir. Bazı yanlış kararlar almamıza ve aldanmaları sürükleyebilir. Aynı zamanda bugünlerde idealize ettiğimiz kişi ve konular karşısında ortaya çıkan gerçekler bizi adeta uykumuzdan uyandırabilir. Bugünler alışveriş ve estetik işlemler için uygun değildir. Jüpiter dokunduğu yeri büyütür ve aşırılığa kaçmamıza sebep olur. Çok harcama yapma eyleminde olabiliriz. Aman dikkat diyorum. Hafta ortası egomuz ve ruhumuzun istekleri birbirleriyle çatışabilir. Düşünce ve duygu arasında bağlantıyı kurmakta zorlanabiliriz. Olumlu yönüyle baktığımızda yeni bakış açıları edine, edinebilir ve ufkumuzu genişletebiliriz. Bu hafta kendimize ben kalben neler istiyorum sorusunu sorup cevabını alabiliriz. Böylelikle aklımız ve kalbimizi dengeye getirebiliriz. Güzel haberim, Jüpiter'in şifa veren dokunuşları yaşayacağımız olumsuzlukların arkasından güzel fırs fırsatları sunacak. Mesela ilişkinizde tartışma yaşadıysanız hemen arkasından gelecek barışçıl yaklaşımları gösterir. Dikkat etmemiz gereken önemli bir unsuru ise dolandırıcılıklarda artışların görülebileceğidir. Özellikle bu hafta lütfen bilmediğimiz, güvenmediğimiz kişi ve yerlere para yatırmayalım bilmediğimiz, tanımadığımız insanların sözlerine güvenip gelecek hayallerimizi onlara göre şekillendirmeyelim. Tüm hafta sonu etkili olacak diğer bir önemli gezegen açısı ise 30 Ekim Cumartesi günü kesinleşecek Güneş ve Satürn arasındaki kara açıdır. Hemen önemli bir astrolojik bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu iki gezegen arasındaki bu açı Uranüs de tetikleyeceğinden üç gezegen arasındaki sabit T kare dediğimiz zorlu bir açı kalıbı oluşturacak. Ve unutmayalım ki bu yıla damgasını vuran Satürn Uranüs kare açısının 3. ve sonuncusu da 24 Aralık tarihine gerçekleşecek. Bu yıl geçmişten geleceğe bir yapılanma yılı. Yani bu demek ki genel etkiler altında Kasım ve Aralık ayları bir hayli zor geçecek olsa da bireysel olarak kendimiz için yapmamız gerekenleri yapıp geleceğe doğru daha güvenli ve huzurla adımlar atabiliriz. Bu haftaya geri dönecek olursam 30 Ekim'deki Güneş Satürn açısıyla kendimizi daha karamsar ve sanki engelleniyor ve baskı altında hissedebiliriz. Özellikle eril figürlerle anlaşmazlıklar ve sanki onlar tarafından kısıtlanı kısıtlanıyormuş gibi hissi yaşayabiliriz. Aynı gün Mars gezegeni de 13 Aralık tarihine kadar hareket edeceği Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Güneş hali hazırda Akrep Burcu'nda. Demek ki haritanızda Akrep Burcu'nun bulunduğu alandaki konular hayatınızda ön plana çıkacak ve bunlarla ilgili daha tutkulu bir mücadele içine gireceksiniz. Aynı zamanda para ve parasal konular için vereceğimiz mücadele artacak. Bu hafta itibariyle derin sorgulamalar, görünenin arkasındaki gerçekleri görmeye çalışacağız. Tam olarak bize söylenenler, yapılanlar tatmin edici gelmeyecek. Dibini kazımaya çalışacağız. Bu da tabi zaman zaman sıkıntılar yaşamamıza sebep olabilir. Bu hafta ve haftaya da gizli olan konular ortaya çıkabilir. Güç mücadelesi ve kontrolcü davranışlarımız artabilir. Akrep enerjisi stratejik davranmamızı da etki eder. Ama olumsuz yönüyle direkt söylemek ve yüzleşmek yerine amaçlarına ulaşmak için arka plandan işleri yönetmeyi sever. Mars Akrep'te para piyasaları, finansal konular, bankalar, ödemeler, vergiler, krediler ile ilgili yeni yaptığım kararları aynı zamanda bu alanlarda zorlukları beraberine getirebilir. Yine cinsellikle ilgili daha fazla konular gündeme gelebilir. Anlayacağınız hem bireysel hem de dünya astrolojisinde ekonomi, finans konuların ön plana çıktığı bir süreç olacaktır. Global olarak bu alanlarda mücadele ve gerginlikler fazlasıyla görmeye başlanabilir. Bu güçlü enerjiler içimizde barınan tutku, arzu, güç isteği ve takıntıları da tabii ki harekete geçirecek. Bununla en olumlu kullanım şekli içimizde olup bitenlerin farkına varmak neden bunları hissettiğimizle yüzleşmek ve hayatımızda yapmak istediğimiz yeni başlangı başlangıçlar için değerlendirmek. Böylelikle Akrep'in tam karşısında bulunan güvende hissetmemizi sağlayan Boğa burcu enerjilerini daha rahat çalıştırabiliriz. Bunları yaparsak haftaya 6 Kasım'da yine Akrep burcuna gerçekleşecek yeni ayda istediğimiz başlangıçları daha rahat yapabiliriz. Hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili koç ve yükselen koç burcu. 27 Ekim günü gerçekleşecek Venüs Neptün karar açısı hayallerinizle ilgili ya da arkadaş ve sosyal çevrenizde size hayal kırıklığını uğratacak, güveninizi zedeleyecek durumlarla karşılaşmanızı etkileyebilir. Mesela bir arkadaşınızın size söz verdiği desteği vermemesi, yaptığınız parasal bir yatırımın, ticari bir girişimin umduğunuz sonuçları sağlayamaması veya yurt dışından beklediğiniz bir haberin olumsuz sonuçlanması gibi durumlar oluşabilir. Aile büyüklerinizle özellikle kadın figürlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Haftanın güzel açısı, Venüs Jüpiter desteği ise yeni bir fırsatı karşınıza çıkaracak, ilişkilerinizde de güzel etkiler sunacaktır. Hafta sonu etkisini yaşayacağımız, Güneş Satürn kara açısı maddi konularla ilgili bunların içinde eşinizle ortak paranız, dış kazançlarınız, ödemeler, borç, kredi, nafaka, miras gibi alanlarda bazı kalıcı adımlar atmak ve yeni kararlarınızı uygulamak isteyebilirsiniz ama bazı engelleyici koşullar biraz karamsarlar kapamanıza sebep olabilir. Ama hiç üzülmeyin çünkü Mars 30 Ekim Cuma günden itibaren 13 Aralık tarihine kadar yukarıda bahsettiğim parasal alanlarınızda bulunacağı için hızlı gelişmeleri ve hareketlenmeleri sağlayacak. İlişkinizde maddi konularla alakalı tartışmalar çoğal çoğalabilir. Lütfen fazlaca sinirlenmeden ilişkileriniz içinde dengeyi bulmaya çalışın sevgili koç ve yükselen koç burcu. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğa ve yükselen boğa burcu, 27 Ekim günü gerçekleşecek Venüs Neptün karar açısı harcamalarınızı arttırabilir. Veya da parayla ilgili konularda bir anda şansınız olumsuz yöne dönebilir. Yine maddi getirisin yüksek olacağını inandığınız ortaklı bir para ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu hafta aldanmaları açık olacağınız için pembe gözlükleri takıp riskli adımlar atmamanızı tavsiye ederim. Jüpiter desteği size kariyerinizle veya toplumsal statünüzle ilgili güzel bir fırsatı sunabilir. Hafta sonunda etkisini yaşayacağımız Güneş-Satürn kara açısı ilişkilerinizle ilgili bazı sıkıntıları gündeme getirebilir. Belki eşiniz veya partneriniz bir konuyu takıntı haline getirip kıskançlık yapabilir. Veya kendisiyle maddi bir konuyla alakalı engelleyici bir durum yaşarsınız. İş yerinizde patron veya yöneticilerinizle bir konuda anlaşmazlık oluşabilir. Her ne olursa bu etki altında karamsarlar kapılabilirsiniz. Kendinizi üzmek yerine nasıl daha yapıcı ve kalıcı adımlar atabilirim diye düşünürseniz önünüze çıkan engeli rahatlıkla aşabilirsiniz. Mars 30 Ekim Cuma günden itibaren 13 Aralık tarihine kadar ilişkiler aranızda hareketlenmeleri beraberinde getirecek. İlişkideki, ilişkideki derinliğiniz ve tutkularınız yoğunlaşacak. Bu tutkulu enerji tartışmaları da alevlendirebilir tabi. Sevdiğiniz kişiye açılmakta çekingen kalıyorsanız veya da birlikteliğinizi resmiyete taşımak istiyorsanız bu dönem kendinize gerekli cesareti bulacaksınız. Buradaki yaşam enerjiniz var olan tüm sorunları aşmaya büyük bir destek verecek. Aynı zamanda ilişkilerinizde maddi konularla alakalı yeni adımlar da atabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu. 27 Ekim günü gerçekleşecek Venüs Neptün karar açısı ikili ilişkilerinizi bazı aldanmalara açıklık vermekte. Yeni tanışacağınız kişilere hemen güvenmeyin. Önce iyice bir tanımaya çalışın. Yine ikili ilişkileriniz, ortaklık veya meslek hayatınızla ilgili maddi manevi bazı belirsiz durumlar yaşayabilirsiniz. Ama hemen ardından Venüs Jüpiter desteği ikili ilişkilerinizi veya arkadaşlıklarınızı güzel bir fırsatı karşınıza çıkarabilir. Bu ticaret, eğitim, hukuk, yayıncılık veya medya alanlarında maddi bir kazanç olabileceği gibi kuracağınız bir bağlantı sayesinde sizin için yakalayacağınız önemli bir fırsatı gösterebilir. Hafta sonunda etkisini yaşayacağımız güneş satürn karar açısı çalışma ortamınızla ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili kendinizi biraz baskı altında veya da tüm yükü sizi siz sırtlanıyormuş gibi hissettirebilir. Bu sizi daha depresif yapabilir. Sağlığınızla alakalı da bu hafta daha özenli olun lütfen. Rutin kontrollerinizi yaptırın. Mars 30 Ekim Cuma gününden itibaren 13 Aralık tarihine kadar iş alanınızda bulunacak. Enerjiniz yükseliyor sevgili ikizler. Bu da hem iş hem de günlük yoğunluklarınız artıyor demek. İş arayan ikizler bu süreçte istedikleri işi bulabilir. İşi olanlar ise daha hırslı bir şekilde çalışmaya başlayabilir. Çalışma arkadaşlarınıza daha fazla tartışmaya açık olacağınız için zaman zaman aranızdaki gerginlikler artabilir. Yüksek bir tempoya geçeceğiniz için fark etmeden kendinizi yorabilirsiniz. Dinlenmeye de zaman ayırmaya çalışın. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu. 27 Ekim günü gerçekleşecek Venüs Neptün karar açısı iş yeriniz, çalışma arkadaşlarınız ve kariyerinizle ilgili aldanmalara ve güven sorunlarına sebep olabilir. Bu kişilerin verdiği sözleri tutmaması sizde hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bu hafta yeni kararlar almamanızı tavsiye ederim sağlığınıza ilgili. Biraz daha sağlıksız beslenmeye açıksınız. Özellikle tatlı tüketiminiz fazlalaşabilir. Hemen ardından Venüs-Jüpiter desteği size beklediğiniz bir kredinin çıkması veya bir ödemenin gelmesini sağlayabilir. Hafta sonunda etkisini yaşayacağımız Güneş-Satürn karar açısı ilişkinize yalnız bırakılmış. Sanki araya anlamsız bir mesafe girmiş gibi hissedebilirsiniz. Çocuğu olanlar ise çocuklarıyla bu hafta bu hafta sonu ilişkinin biraz daha disiplini. Biraz daha mesafeli davranabilir. Mars 30 Ekim Cuma günden itibaren 13 Aralık tarihine kadar aşk hayatınıza ihtiras ve tutkuyu getirecek. Bu süre zarfında yalnız olan yengeçler aşık olabilir, derin bir ilişkiye başlayabilir. Aşk hayatınızda hızlı bir süreç sizi beklemektedir sevgili yengeçler. Tutkuların ve duyguların yoğunlaşmasıyla birlikte biraz daha kıskanç ve sevdiğiniz kişiye karşı takıntılı davranabilirsiniz. Çocuk, çocuk isteyen yengeçler ise güzel bir bebek haberi alabilir spora başlamaya veya sevdiğiniz bir hobiyle ilgilenmeyi uzun zamanda ötelediyseniz artık başlayacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burcu, 27 Ekim günü gerçekleşecek venüs Neptün kare açısı aşk hayatınızda biraz şüpheci, biraz daha kıskanç davranmanıza sebep olabilir belki sevdiğinizin size verdiği bir sözü gerçekleştirmemesi veya aldatıldığınıza dair şüpheler birdenbire ortaya çıkabilir ve kafanıza takılabilir. Hemen ardından gerçekleşecek Venüs Jüpiter desteği moralinizi yükseltecek gelişmeleri ve fırsatları size sunacak. Hafta sonuna etkisini yaşayacağımız Güneş-Satürn kara açısı ailenizle özellikle otorite konumdaki kişilerle baba veya büyük baba gibi engelleyici bazı durumlar yaşatabilir. Belki onlardan beklediğiniz maddi bir desteği alamayacaksınız ya da aldığınız kararları onaylamayacaklar. Her türlü kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde de biraz daha içe dönüp yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Mars 30 Ekim Cuma gününden itibaren 13 Aralık tarihine kadar ev, aile, yuva ve güvenlik alanınızda bulunacak. Ailenizle daha fazla ilgilenmek, ev alım satımı veya taşıma gibi ilgilenmeniz gereken konular oluşabilir. Sevdi, sevdiklerinize karşı daha korumacı oluca, olacağınız için zaman zaman aile içinde tartışma ve fikir ayrılıkları oluşabilir. Kendinize de vakit ayırmayı unutmayın sevgili Aslanlar. Böylece kendinizi analiz edip neler hissedip yaşadığınızı anlamlandırabilirsiniz. Maddi konularda farkında olmadan bütçenizin dışına çıkabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin lütfen. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve yükselen Başak burcu. 27 Ekim günü gerçekleşecek Venüs Neptün karar açısı hem ailenizde hem de özel ilişkinizde bazı hayal kırıklıkları yaşatabilir. Verilen bir sözün tutulmaması, bir yalanın ortaya çıkması gibi konular güveninizi kırabilir. Maddi anlamda beklediğiniz bir parayı alamayabilirsiniz. Harcamalarınıza bu hafta lütfen dikkat edin. Bu hafta önemli kararlar almamanızı tavsiye ederim. Zira kafanız çok karışık. Hemen ardından gerçekleşecek Venüs Jüpiter desteği moralinizi yükseltecek gelişmeler ve fırsatları size sunacak. Hafta sonunda etkisini yaşayacağımız Güneş-Satürn kara açısı, yakın çevre, kardeş ve akrabalarınızla aranızda biraz mesafe sokmak isteyebilirsiniz veya tam onlardan istediğiniz desteği görmemenin karamsarlığına da kapılabilirsiniz. Ama üzülmeyin çünkü Mars 30 Ekim Cuma günden itibaren 13 Aralık tarihine kadar iletişim evinizde bulunacak. Fikirleriniz ve düşüncelerinizi gerçekleştirmek için harekete geçmek isteyeceğiniz, yakın çevreniz, kardeş ve akrabalarınızla iletişiminizin hızlanacağı bir süreç olacaktır. Onlara daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden kazanç sağlayacak girişimler için de tam zamanı, kısa seyahatler ve eğitim konuları da gündeminizde yer alacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili terazi ve yükselen terazi burcu, 27 Ekim günü gerçekleşecek Venüs Neptün karar açısı özel ilişkiniz ve yakın çevrenizle ya çok hayalci ya da tam tersi fazla şüpheci davranabileceğinizi işaret etmekte. Bu sebeple bu hafta önemli kararlar almamanızı tavsiye ederim. Hemen ardından gerçekleşecek Venüs Jüpiter desteğiyle aile ve aşk hayatınızı oluşacak güzel bir gelişme sizi mutlu edebilir. Kısa bir seyahate çıkabilirsiniz veya bir eğitime başlayabilirsiniz. Hafta sonunda etkisini yaşayacağımız Güneş Satürn kara açısı parasal konularda bazı engelleri gündeme getirebilir. Spekülatif piyasalar veya borsa ile ilgileniyorsanız belki zarar edebilirsiniz veya kendinize ya da çocuğunuz için yapmanız gereken bir harcama sizi zorlayabilir. Mars 30 Ekim Cuma gününden itibaren 13 Aralık tarihine kadar para evinizde bulunacak. Kaynaklarınızı en olumlu haliyle kullanmak ve maddi kazancınızı arttırmak için cesurca yeni gelişimlerde bulunmaya ve mücadele vermeye başlayacaksınız. Potansiyellerinizi tamamıyla ortaya koyacağınız bu dönem çabalarınız sonuçsuz kalmayacaktır sevgili teraziler. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrep ve yükselen akrep burcu, 27 Ekim günü gerçekleşecek Venüs-Neptün kare açısı Harcamalarınıza dikkat etmeniz konusunda uyarıyor. Keyfi harcamalarınız olabileceği gibi çocuğunuza da yapacağınız harcamalar sonradan sizi zorlayabilir. Bu hafta yeni kişilerle tanışırsanız onları fazlaca idealize edebilirsiniz. Kendinizi hemen kaptırmamaya ve her söylediklerine inanmamaya çalışın lütfen. Yoksa sonrası hayal kırıklıkları oluşabilir. Hemen ardından gerçekleşecek Venüs Jüpiter desteği ile aile ve ev alanında oluşacak güzel bir gelişme sizi mutlu edebilir hafta sonunda etkisini yaşayacağımız güneş satürn karar açısı size ailevi konularda biraz daha mesafeli durmanıza yol açabilir. Belki aileniz tarafından tam olarak desteklenmediğinizi veya yalnız bırakıldığınızı hissedebilirsiniz ama unutmayın bu geçici bir etki. Mars 30 Ekim Cuma günden itibaren 13 Aralık tarihine kadar sizin borcunuzda bulunacak. Enerjiniz yükseliyor. Her ortamda enerjinizde fark ediliyor olacaksınız sevgili akrepler. Hayatınızın temel noktalarını hızlanmalar oluşacak. Dolayısıyla ilişkileriniz de yoğunlaşıyor. Daha tutkulu ve daha derin hissedeceksiniz ama gereksiz kıskanç ve takıntılı tavırlara girmeyin lütfen. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Yay ve yükselen Yay burcu. 27 Ekim günü gerçekleşecek Venüs Neptün kare açısı ailesel ve parasal konularda birazdan belirsiz koşullar içinde bulunmanızı etki edebilir. Belki ailenizden beklediğiniz maddi veya manevi bir desteği alamayıp hayal kırıklığı yaşamanız da mümkün ama Hemen ardından gerçekleşecek Venüs Jüpiter desteği yakın çevrenizden gelecek güzel bir fırsat ve gelişme sizi mutlu edebilir. Hafta sonuna etkisini yaşayacağımız Güneş Satürn karar açısı yakın çevreniz, kardeş ve akrabalarınızla sizi baskı altında hissettirecek durumlar biraz mesafe içine girmenize etki edebilir. Söylediklerinizin tam anlaşılmadığını düşünebilirsiniz. Mars 30 Ekim Cuma günden itibaren 13 Aralık tarihine kadar sizin bilinçaltı evinizde bulunacak. Son haftalara nazaran enerjinizde bir azalma veya daha fazla yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönem psikoloji, spiritüel ve derin konuları araştırmak ve öğrenmek isteyebilirsiniz. Yine bu dönem parasal kayıpları açık olacağınızdan riskli veya sizi zorlayacak yatırımlar yapmamanızı, emin olmadığınız kişilere kefil olmamanızı tavsiye ederim. Gizli düşmanlıkların artacağı bir dönem olacağı için her şeyi herkese paylaşmayın lütfen. Haftanız güzel geçsin. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu. 27 Ekim günü gerçekleşecek Venüs Neptün kare açısı yakın çevrenizde özellikle kadınlardan yana bazı hayal kırıklıkları ve aldanmalar yaşayabileceğinize işaret etmekte. Arkanızdan edilen bir söz veya davranışı duyabilirsiniz. Yine bu hafta fazlaca iyimser davranıp borç verirken dikkatli olun lütfen. Yanılma payınız yüksek olabilir. Hemen ardından gerçekleşecek Venüs Jüpiter desteği maddi olarak sizi mutlu edecek bir fırsatı karşınıza çıkarabilir. Hafta sonunda etkisini yaşayacağımız güneş satürn kara açısı ilişki ve parasal konularla ilgili sizi biraz karamsar yapabilir ve baskı altında hissedebilirsiniz. Mars 30 Ekim Cuma gününden itibaren 13 Aralık tarihine kadar sizin sosyallik ve arkadaş evinizde bulunacak. Daha fazla arkadaşlarınıza vakit geçirebilir ve organizasyonlarda bulunabilirsiniz ekip çalışmalarına güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kendi işiniz varsa kazancınızı arttıracak eylemlerde bulunabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden gitmek isteyeceğiniz bir dönem başlıyor sevgili oğlaklar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili kova ve yükselen kova burcu. 27 Ekim günü gerçekleşecek Venüs Neptün kare açısı arkadaşlık ilişkilerinizde parasal bir kayba neden olabilir. Belki güvendiğiniz bir arkadaşınıza borç verdiniz ama borcunuzu geri ödemeyeceğini öğreneceksiniz. Veya birlikte bir iş yapacaktınız ama bunun gerçekleşmeyeceğini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta fazla iyimser davranıp önemli sözler vermenizi tavsiye etmiyorum. Hemen ardından gerçekleşecek Venüs Jüpiter desteği ilişki ve parasal konularda güzel gelişmeler yaşatabilir. Hafta sonunda etkisini yaşayacağımız Güneş-Satürn karar açısı parasal bir konuyla ilgili baskı altında ve karamsar hissetmenize etken, etken olabilir. Belki iş yerinize bir terfi veya zam artış bekliyordunuz ve yöneticinizden istediğiniz desteği alamayacaksınız. Ama üzülmeyin çünkü Mars 30 Ekim Cuma günden itibaren 13 Aralık tarihine kadar sizin kariyer evinizde bulunacak. Mesleğinizde ilerlemek, toplumsal statünüzü yükseltmek için güçlü bir enerji içinde olacaksınız. Rekabet ve mücadele gücünüz artıyor. Enerjiniz yükseleceği için zaman zaman tepkisel davranışlarınız da artabilir. Bunu dengelediğiniz sürece hayat amaçlarınıza ulaşmak için harika bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bu süreçte fazla çalışmaktan zaman zaman ailenizi ihmal edebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balık ve yükselen balık burcu, 27 Ekim günü gerçekleşecek Venüs Neptün kare açısı aile ve kariyer alanınızda bazı belirsizlikler ve hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bu hafta işinizle ilgili önemli kararlar almamanızı tavsiye ederim. Zira sonradan işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hemen ardından gerçekleşecek Venüs Jüpiter desteği ilişki ve parasal konularda güzel bir fırsatı karşınıza çıkarabilir. Hafta sonu etkisini yaşayacağımız Güneş Satürn kare açısı eğitim, ticari konular, medya, yurt dışı bağlantılı veya huku hukuksal konularla ilerlemenizi engelleyecek ve sizi baskı altında hissettirecek bir olay yaşatabilir ve bu maddi bir kayba yol açabilir. Veya da bu alanlarda beklediğiniz gelişmeler sizin beklediğiniz gibi olmayabilir. Ama hiç üzülmeyin. Çünkü Mars 30 Ekim Cuma gününden itibaren 13 Aralık tarihine kadar az evvel söylediğim alanlarda enerjinizi ve, ve motivasyonunuzu arttıracak sevgili balıklar. Yaşam enerjinizin de yükseleceği bu dönem hem kariyer hem ilişkilerinizde güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bekar olan balıklar aşık olabilir ve yeni bir ilişkiye başlayabilir. Hayattan daha fazla keyif almak, çocuğunuz varsa onunla daha çok vakit geçirmek, hobilerinize ilgilenmek veya spora başlamak isteyebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin.